Selamünaleyküm arkadaşlar. 5. sınıf Arapça dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar, kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ve ders kitabının cevaplarına ulaşabilirsiniz. Bir önceki videomuzda belirttiğimiz gibi kanalımızın oynatma listelerinde hem yazılı hazırlık videoları hem de arkadaşlar Arapça ders kitabının cevapları var. İki Arapça ders kitabında cevapları var. Biliyorsunuz 5. sınıflar için iki tane Arapça ders kitabı var. Sizde hangisi okutuluyorsa ikisi, ondan faydalanabilirsiniz. Evet. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. 10'a kadar sayalım ve başlayalım. Vahid, İthnan, Selase, Erba, Hamse, Sitte, Seb'a, Semaniye, Tis'a, Aşra. Evet. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıda harfleri ayrı yazılmış kelimelerin harflerini birleştirerek noktalı kısma tekrar yazınız. Kitabın. Bakın. Kef başta bu şekilde yazılıyor. Değişime uğramış. Kitabın. Elif kendisinden sonra birleşmiyor. Kendinden sonra birleşmeyen harfleri daha önce belirtmiştik ama bir daha hatırlatalım. Elif, dal, zel, ra, ze ve vav. 6 tane. Kitabın. Bakın kuyruklu harfler hep kuyruğunu kaybedecek arkadaşlar. Şu kuyrukları atacağız. Bak şu kalemimin altındaki, bak lamın da gidecek kuyruğu. Şunlar hep gidecek. Evet. A, lem. Evet. Alem. Birleştirirken bakın aynı başta yazılışı. A, elif kendisinden sonra birleşmediği için alem. Kitabın. Bakın aynı yazılışı burada bir daha vermiş. Burada tekrar biz yazıyoruz. Kef, T, Elif, B. Aynısı bir daha var. Kef. Kitabın. Defterun. Defterler. Dal kendisinden sonra birleşir mi? Hayır. Defa. Kuyruğu atacak arkadaşlar. Defa. Defa. Tirun. Fareyle bu kadar oluyor. Kalemle daha güzel yazabilirsiniz. Nasıl yazıldığını arkadaşlar dikkat edersek bakın. Da. Bu çok iyi olmadı. Şöyle yapalım. Bir saniye. Fareyle arkadaşlar kalemle olduğu kadar kolay olmuyor. Daha bakın. Ne oldu? Elif kendisinden sonra birleşmiyor. Lam kuyruğunu atacak arkadaşlar. Talibün. Öğrenci. Fatır. Bakın kuyruğunu atacak. Şu şuraya atacağız. Y iki noktası kalacak. Şöyle yapalım. Fa. Fatırun. Bakın bir de harfin yani satırın neresine düşüyor arkadaşlar harfin neresi altta kalıyor neresi üstte kalıyor buna dikkat edersek fatır. Bakın yine bunlar kuyruğu kaybedecek. Cami' bakın kimin başta yazılışı C Cami un Halik A bir bun. Klavye ile yazmıyorum arkadaşlar ki hani göresiniz nasıl yazılıyor. Nereden başlıyoruz? Bak lam kuyruğunu attı. Elif kendisinden sonra birleşmediği için. Müdür. Müdür. Bakın mimin kuyruğunu yine atıyoruz. Dalı yazdım. Müdür. Vesik. Vesikun. Arkadaşlar birleştireceğiz. Ve başta ortada sonda yazılış şekillerine dikkat ederek Hamim Hamim bakın mimi nasıl yaptım? Hamimun. Sonda da yazılışı bu. Hami yeni noktalarını sona koydum. Vahid bakın. Bunu bir daha yapalım. Vahiy. Evet. Vahiy. Bu şekilde yazdık. Sabır. Bakın sat yine kuyruğunu atacak. Sabır.
Azab. D kendisinden sonra birleşmez arkadaşlar. Azab. Azab. Dolap. Dal kendisinden sonra birleşmez arkadaşlar. Elimi kaldırdım. Vav kendisinden sonra birleşmez. Elimi kaldırdım. Lam kuyruğunu atıyor bakın. Alt baston kısmını attı. Burada şöyle yapacağız. Lam elif yapacağız arkadaşlar bunu. Lam ve elif. Bakın lam ve elifin birleşmesi. Dulap. Lam geldi buradan. Ve elif yaptık bir tane. Tabi bu lam elifi şu şekilde yapanlar da var. Yani şöyle yapıp böyle de arkadaşlar yapılıyor ama en pratik yolu bu. Dolap. Yücedü. Y başta arkadaşlar ve ortada sonda bu şekilde gelir Y. Başta ortada iki nokta şeklinde gelir. Y. Yü. Bakın. Vav kendisinden sonra birleşmez. Cim kuyruğunu atacak. Yüce. Dü. Yüce. Bu şekilde arkadaşlar yazı çalışmamızı yapacağız. Siz de öğretmeninizin deftere yazdırdığı kitapta yaptığınız alıştırmaları bakarak böyle biraz çalışma yaparsanız çok rahat bir şekilde yazabilirsiniz. İkinci soruya geldik. Aşağıda Arapça ifadeler verilmiştir. Türkçe anlamlarının karşılarına yazınız. Türkçe anlamlarını karşılarına yazınız demiş. O zaman klavyemizi alalım hızlı bir şekilde. Sabahül hayır. Hayırlı sabahlar. Sabahül hayır. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. İclis otur. Kim için arkadaşlar? Erkekler için. Sonunda Y olsaydı kızlar için. Keyf Haluk nasılsın? Nasılsın? Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba diye Keyf Haluk diyen birisine biz ne deriz? Ene bir hayır. Merhaba diyen birisine merhaben bik. Merhaba arkadaşlar. Türkçedeki gibi merhaba. Kerrir. Tekrar et. Kerrir. Kerrir. Tekrar et. Bu şekilde bu sorumuzu da yaptık. Ve diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen kelimeleri örnekte olduğu gibi harflere ayırınız demiş arkadaşlar. Yine bir yazı çalışmamız. Harflerin ana şeklini yazacağız. Medresetün veya müderrisetün olabilir. Evet. Burada ana şekillerini yazacağız. Mimi yazdık. Mim. Ha var bir tane bakın. Sonra Muhammed arkadaşlar bu. İki tane mim var burada. Muhammed. Şayet kelimeyi bilmiyorsanız tek mim yazarsınız. Muhammed. Kitap. Kef harfi var. Kef harfini yazdık. T var. Yazdık. Elif'i yazdık. Ve son olarak B'yi yazdık arkadaşlar. Kitap. Cemel. Deve. Cim harfimizi yazdık. Mim harfini yazdık. Ve son olarak lam harfini yazdık. Şu bunu bir daha yazalım arkadaşlar. Mim'de böyle bir kuyruk. Fareyi bazen böyle kontrol edemiyoruz. Evet, Cemel. Evet, Ra. Racül, adam. Cimi yazdık. Lamı da bu şekilde yazdık arkadaşlar. Ve geldik. Sadık, sat harfini ana karakterleriyle harfleri yazıyoruz arkadaşlar. Dalı yazdık. Y'yi yazdık. Ve Gaf harfini yazdık. Sadık, arkadaş. Aşağıda selamlaşma ifadeleri verilmiştir. En uygun olan cevaplar arada rakamları kullanarak eşleştiriniz. Merhaba. Merhaba diyen birisine arkadaşlar biz ne diyoruz? Merhaban bik. Merhaban bik. Evet. Ehlen de arkadaşlar diyebiliriz. Merhaba diyen birisine ehlen. Hoş geldin diyebiliriz. Keyfe halük veya merhaba anlamı da var arkadaşlar. Ehlenin hem hoş geldin hem de merhaba anlamı var. Merhaba ehlen. Keyfe halük nasılsın diye soran birisine ene bi hayr elhamdülillah. Nasılsın? Keyfe halük ene bi hayr elhamdülillah. İyiyim elhamdülillah Allah'a şükür. İki numaramız. Sabahül hayır. Hayırlı sabahlar diyen birisine arkadaşlar. Sabahun nur. Nurlu sabahlar.
Yani hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar, nurlu sabahlar. İlel liga, görüşmek üzere, hoşça kal diyen birisini arkadaşlar maasselam ederiz. İlel liga, maasselame, selametle. 4 numarayı da buraya yazdık. 5. Esselamu aleyküm diyen birisini Allah'ın selamı üzerine olsun. Ve aleyküm selam. Allah'ın selamı senin de üzerine olsun. 5 numarayı da buraya arkadaşlar yazdık. Aşağıda çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Uzatma met harfleri aşağıdaki hangi şıkta bir arada verilmiştir? Kaç tane uzatma harfimiz vardı arkadaşlar? 3 tane uzatma harfi vardı. Bir arada verilen uzatma harfleri Elif, Vav, Ye. Nerede verilmiş? Burada. Şöyle gösterecek olursak, şayet soru çıkarsa harekeye göre uzatma harfini koyun derse arkadaşlar, mesela başka bir soru size çıktı. Uzatma harfini harekeye uygun şekilde koyun dedi. Mesela B yazdım, tamam mı? B. Bunun altında bize şöyle bir soru geldi diyelim. B. Bu da arkadaşlar B. Bu da B diyelim. B. Burada da uzatma harflerini Elif, Vav ve Y harfini bize verdi arkadaşlar. Bu harekeye uygun uzatma harfini sonuna ekleyerek yeniden yazın dedi. Mesela o zaman ne yapacağız? Elif hareketsiz, kendinden önceki harfin hareketi ne olacak? Üstün. B. B. Y hareketsiz, kendinden önceki harfin hareketi ne olacak? Esre. Bu da B. Vav sakin, yani harekesi yok. Kendinden önce harfin harekesi ötürü olacak. B, B, B. Bu şekilde bir soru gelebilir. Bunu da hatırlatmış olalım. Hatırlarsanız E, I, U, B, 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 T, 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 S, S, U. Böyle bir melodik olarak bunu ders kitabımızda işlemiştik. Geldik. Defterun kelimesi aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır? Bakalım. Arkadaşlar A şıkkına bakıyoruz. Dal kendinden sonra birleşmez. Doğru. P kendisinden sonra birleşir. Burada bir hata yapılmış. Dolayısıyla bu yanlış. Geldik B şıkkına. Def dal kendinden sonra birleşmez. Doğru. F birleşir. T birleşir. Ra birleşir. Burada da bir temim var. Un sesi veriyor. Defterun. Bu cezim. Üstün defterun. Doğru. Evet, o zaman bu doğru ama işaretledik ama diğerlerine de bakalım. Hata nerede? Def T. T kendisinden sonra birleşir. Burada bir yanlış yapılmış. Arkadaşlar defterun. Burada da yuvarlak T kelimenin sonunda gelir. Ortasında gelmez. Burada hata var. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Geldik. Miftahun kelimesini oluşturan harfler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Miftah. A'ya bakıyoruz. Sağdan gidiyoruz. Mim doğru. F gayin yok arkadaşlar. Buradan gitti. Mim doğru. Gayin yok. Buradan gitti. Mim doğru. F doğru, T doğru ama Elif unutulmuş. Burada Elif olacak. Dolayısıyla bu da gitti. Miftahun cevabımız bu arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Evet, şıklı olanlarda dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi görüşmek üzere demektir? Biraz önce de zaten eşleştirmelerde çıkmıştı. İlel liga ifadesi görüşmek üzere. Hoşça kal anlamındaydı. Keyfi halük nasılsın? Elhamdülillah Allah'a hamdolsun. Teşerraftü. Tanıştığımıza memnun oldum. Teşerraftü. Bunlar da çıkarsa şıklarda arkadaşlar. İlel liga. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Keyfi halük nasılsın? Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Teşerraftü. Tanıştığımıza memnun oldum. Ene bi hayır. Elhamdülillah cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Ene bi hayır. Ben iyiyim. Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. İyiyim. Ben iyiyim. Allah'a şükür. Bu ibareler olacak. Bugün iyi değilim. Hayır. Ben iyiyim. Allah'a şükür. Cevabımız burada arkadaşlar. Sen iyisin, şükürler olsun. Senin adın ne? Bunlar değil. Evet, bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar diğer yazılı hazırlık videolarında da görüşmek üzere diyelim. Kanalımızın oynatma listelerinde arkadaşlar Arapçanın haricinde Ding Türü, Peygamberimizin Hayatı Kur'an-ı Kerim derslerinden de yazılı hazırlık videoları olacak. İnşallah İngilizce yazılı hazırlık videosu da yüklemeye çalışacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bütün derslerinde sizlere başarılar diliyorum. İnşallah bütün derslerden 100 alırsınız. İlel liga, ma'asselame, fi emanillah. Tavsiye ve önerilerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı videolarınızda bekliyorum. Elimden geldiğince bütün arkadaşlar size dönmeye çalışıyorum. Size cevap vermeye çalışıyorum. Tavsiye ve önerilerinizi de inşallah yazarsanız memnun olurum. Ona göre yeni çektiğimiz videolarda bunları değerlendiririz.
Görüşmek üzere, başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Vahid, isnan, selase, erba, hamse, sitte, seba, semaniye, tisa, aşra, ile liga, maas, selame.